Herkese selam. İlk defa gelenler için ben Deniz. Yeni aldığım Artline kalemlerin sıvacını hazırlayalım. Bakalım nasıllar. Düz bir beyaz kağıdın üzerine çizim yapacağım. Altına referans olması için kareli bir kağıt yerleştiriyorum ve ataşla tutturuyorum. Bir kurşun kalemle çizmem gerekiyor önce, yine referans olması için. Çünkü hatalı yazarsam geri dönüşü olmuyor ve sayfayı ziyan etmek istemiyorum. Bazen mallığım tutabiliyor çünkü. Böyle olunca da yani yazık kağıda. Geçtiğimiz günlerde Artline'ın 660 serisini aldım. 5 renk pastel, 5 renk ya da 6 renkte normal kalemi bulunuyor bu serinin. Hepsinin nasıl, ne renk yazdığını şimdi bu kağıt üstünde göreceğiz. İlk rengimiz pastel bir sarı, limon sarısı gibi 660 olduğunu görüyorsunuz. Pastel olanlar beyaz kaba sahip, fosforlu olanlar da siyah kaba sahip. O şekilde ayrıştırabiliyoruz. Gayet güzel yazıyor. Ben rengini çok beğendim. Yazma açısından da gayet yumuşak bir ucu var. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir ses de çıkartmıyor. Favorim olabilir bu seri. Yine normal yan tarafına yazdığım isimleri de siyah Artline kalemle yazacağım. Çizim kalemlerini kullanıyorum bunun için de. Şimdi turuncusunu görelim. Dediğim gibi yazımı o kadar rahat, o kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Sürekli elimde olsun istiyorum. Elimden düşürmek istemediğim bir seri olacak muhtemelen bu. Baksanıza, ambalajı falan da güzel. Evet, şimdi mavisine bakalım. Mavisi de güzel bir ton, görüyorsunuz. Yazdığımda daha net göreceksiniz. Çok güzel bir bebek mavisi çıktı. Şimdi yeşiline bakalım. Yeşil de muhtemelen mint olacak. Yatay tutamadım. Evet, bakın mint yeşili. Güzel, yine soft yumuşak bir yeşil. Hello Kitty'li videolarımdan da biliyorsunuz. Favorim pembe. Pembesi yine soft. Bebek pembesi. Tatlış bir pembe. Ay, renkleri çok güzelmiş ya. Şeker gibi bir koleksiyon resmen. Almak için bayağı şey yaptım. Uğraştım. Ama sonunda benim oldular. Griyi nerede kullanırım pek bilmiyorum. Ama kullanacağım yerleri illaki olacaktır. Bakın onun rengi de çok güzel. Kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, zaman gösterecek. En hızlı bitecek olan bence pembe ve bebek mavisi. Diğer renkler hakkında pek şeyim yok ama en çok kullanacaklarım muhtemelen onlar olacak. Şöyle kurşun kalem izlerinden yine kurtulalım bir. Güzel güzel renklerimizi görelim. Şimdi siyah olan, yani kabı siyah olanlara geçiyorum. Yine başlığını atalım.
Biliyorsunuz kurşun kalem vazgeçilmezim. Kurşununa bir başlığını atalım. İlk rengimiz floresan sarı. Yani parlak bir sarı göreceğiz diye düşünüyorum. Diğeri soft yumuşak bir sarıydı. Kıyaslamasını da yapmış oluruz böylelikle. Evet, bakın baya sarı yani net fosforlu. Şimdi bunun turuncusuna bakacağız. Yine bu da floresan turuncu olarak geçiyor. Yani şimdi turuncuyla yan yana koyduğumda kırmızı gibi görünüyor. Nar çiçeği de diyebilirim. Hani biraz turuncuya kaçan bir kırmızı da denilebilir. Ama yine parlak bir renk gördüğünüz gibi. Yine yan tarafına ismini yazalım. Bu arada kalemlerin yan tarafında isimleri yazıyor. Aklınızda bulunsun. Bu artık normal fosforlu yeşil olarak geçiyor. Hani floresan falan gibi bir şey yok. İsmi yok ya da yan tarafında belirtilen bir şey yok. Diğerlerinde belirtiliyordu. Şimdi turuncu. Turuncuyu yaptığımda, yazdığımda turuncuyla göreceksiniz aradaki farkı. Bakın diğeri kırmızıya kaçan bir renk gibi kaldı yanında. Şimdi buradaki maviye bakalım. Diğeri bebek mavisiydi. Bu biraz daha gökyüzü mavisi oluyor. Daha koyu bir mavi oluyor. Şimdi canım pembeye geçiyorum. Yine diğeriyle kıyaslayınca bu pembe de daha böyle fosforlu bir pembe kalıyor. Daha net bir pembe görüyoruz burada. Allah'ım çok tatlı ya. Ya aslında pembeye de benziyor yukarıdaki turuncu şöyle bir bakınca. Yani bilemedim. Turuncu turuncu gibi değil. Asla turuncu olarak nitelendiremiyorum onu. Şimdi mora bakalım. Mor rengi de gayet güzel. Paranın rengi diyormuşum. Evet, mor da çok güzel bir tonda.
Ulan bu koleksiyon gerçekten çok güzel renklere sahip ve kalemler gerçekten inanılmaz güzel ve yumuşak yazıyor. Şimdi yumuşak yazdığını nereden çıkartıyorum? Mantar kalemler vardı ya, mantar kalemleri görmüşsünüzdür. Mantar kalemler böyle çok sert, keçe gibi bir yapıya sahipken bunlar gerçekten çok güzel ve yumuşak. Evet, bugün Artline'ın 660 serisini inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.